kıymetli izleyicilerimiz, programımıza başlamadan, gideceğimiz şelaleye daha varmadan, bölgeye varmadan böyle yolumuz kesilmişti. Ağaç tam yolun ortasındaydı. Asfalt yol, ilçeleri birbirine bağlayan yol. Şu anda burada köylüler veya ormancılar yolu açmaya çalışıyorlar. Bizler için hızlandıracaklar biraz. Biz de yolun açılışına biraz yardım ederiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yol açmaya yardımcı olduk. Yol açtık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz inşallah. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, saygıdeğer doğa ve insan programı takipçileri. Yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Kahramanmaraş'tayız yine. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin tam böyle sınır noktasındayız. Berke Barajı Göleti Havzası'ndayız. Burada Andırın ilçesine bağlı, Andırın ilçesine yakın Boynuoğlu köyü Değirmendere Şelalesi'ne geldik efendim. Burayı gezeceğiz inşallah. Şimdi ne kadar gezip gördüğüm yerlerden, en çok beğendiğim yerlerden bir tanesi de Değirmendere Şelalesi ve etrafı. Çok güzel oluşumlar var, doğal yerler var burada. Kaya Düldülü Dağı Kahramanmaraş'a ait. Oranın en güzel görüntüsü bu bölgeden çıkıyor. Oralarda sizlere inşallah o dağı da kayda almaya çalışalım, sizlerle paylaşalım. Şimdi ekip arkadaşlarımızla birlikte bir hayli karabalık grup, yaklaşık 20 kişilik bir grupla, onlara da rehberlik edeceğim burada. Bu ekiple birlikte Değirmendere Şelalesi'ni gezeceğiz, göreceğiz inşallah. Şimdi Arazöz yolundan, orman içerisinden Berke Barajı Göleti Havzası'na kadar kaya düldüğünü görecek şekilde ve baraj göletini görecek şekilde gideceğiz buruna kadar. Oradan da keçi yolundan inşallah Değirmendere Şelalesi'ne döneceğiz. Hadi maceramıza, programımıza, serüvenimize başlayalım inşallah. Vahşi ormanlar içinden maceramız devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, buraya araba girmez, Arazöz yolu. Traktör girer buraya ve bolca keçilerin gittiği bir yol. Biz de bu yolu takip ediyoruz. Dönüş yolumuz daha dar, daha tehlikeli.
güzel manzaralar eşliğinde programımız devam ediyor. Bir tür mantar, yuvarlak kubbe şeklinde, içi küflenmiş. Değerli izleyicilerimiz, Değirmen Dereşli Lalesi'ni geziyoruz. Sol tarafında Kaya Düldülü, buradan güzel manzarası var. Altta görünen gölet de Berke Barajı göleti. Buradan Adana'ya kadar gidiyor bu su. Biz de buradan biraz fotoğraf ve video alalım dedik. Çünkü güzel manzara. Devam ediyoruz maceramıza. Kaya Düldülü. Şu görünmekte olan da Boynuyoğlu köyü, Kahramanmaraş, Bandırın ilçesine bağlı. Bu güzel manzaralar eşliğinde devam ediyoruz. Arazöz yolu, traktör yolu bitti. Artık keçi yolu başladı. Görüyorsunuz yolumuz artık iyice dağıldı ve daraldı, taşlık oldu. Buralar zaten katiyen, araçla falan gelemezsiniz. Traktör de gelmez buraya. Buraya yan geleceksin ya keçilerle geleceksin. Çobanlar burada çok oluyor. Belki rastlarız çobanlara, keçilere. Bu Kaya Düldülü'nün manzarası eşliğinde, bak burada meyve ağacını rastladım, erik, yaban eriğine verdiğimizde birkaç tane gördüm. Birkaç tane var. Devam ediyoruz. Yolumuza yaban eriğimi, tespih ağacımı, testiremedim, yakından görmem lazım. En güzel manzaralardan bir tanesine geldik. Bahsettiğim yer burası. Kaya Düldülü, dağın yamacı keçi yolu ve gölet. Şelale de alt tarafımızda. Buradaki bu manzaraya, burada çektiğim görüntülere, fotoğraflara ben şahsen bayılıyorum. Çok mükemmel bir atmosfer var. Çok mükemmel bir fotoğraf alanı var burada. Buraya her geldiğimde burayı gıptayla özlüyorum. Hasretle bekliyorum buraya gelmeyi ve yine geldik. Yine de fotoğraflarımızı, videolarımızı çekiyoruz ve maceramıza burnuna doğru devam ediyoruz. Hadi buyurun. Ve işte burundayız. Güzel bir alan, güzel bir bölge. Maalesef yaklaşık 10 gündür bu bölgede orman yangını vardı. Orayı da gördük kameraman arkadaşım. Oraya odaklanırsa işte burada Kaya Düldülü'nün hemen alt tarafında maalesef günlerdir yanan, ciğerimizi yakan orman yangını. Artık nasıl başlamış bilmiyoruz ama yaz havası değil. Ekim ayının son haftasındayız, son günlerindeyiz. Devam ediyoruz maceramıza.
maceramız tüm güzel görselliğiyle devam ediyor. Sık ormanlardan geçiyoruz. Ve işte böyle güzel manzara, kaya düldüğün oraya geldik. Evet, görüyor musunuz buradan? Bir kısmı görünüyor. Şuradan şöyle bakayım. Bakalım. Evet. Arkada görünüyor. Bir kısmı görünüyor. Tam da şurada. Bakalım ön taraf açıksa biraz daha ilerleyelim. Yoksa buradan dönüşe geçelim inşallah. İzleyicilerimiz, maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Parkurumuza ulaşacağımız en uç noktaya geldik burada. Rotamız buraya kadar. Bundan sonra şelaleye keçi yolundan, uçurumlardan, dar yollardan, böyle bunun gibi tehlikeli yollardan gitmeye çalışacağız. Yıllardır oradan gitmiyordum. Şu anda yağmur, kar oraları ne hale getirdi bilmiyorum ama şu güzel manzarayla da sizlerle paylaşayım dedim. Sonrasında maceramıza devam edelim inşallah. Değerli izleyicilerimiz, maceramız dönüşe geçtik. Dönüş yolundayız maceramızın. Değirmendere Şelalesi'ne doğru gideceğiz. Kaya Döldülü dağ eşliğinde. Oradan bir iniş bulamadık. Yollar taş kaymaları heyelandan dolayı kapanmış. Keçi yolları. Buradan bir giriş var. Oradan gireceğiz inşallah. Buradan bu manzara eşliğinde şu altta açık alan var. Oradan ineceğiz inşallah. Görünmekte olan yerde Boynuyoğunlu köyünün bu tarafta kalan kısmı. Köy dağın yamacında daha büyük, geniş bir alanda. Bir kısmı buradan görünüyor. Burada baraj göleti görünüyor yine, bir kısmı ucu görünüyor. Şimdi ekip arkadaşlarım gelsin buradan aşağı doğru. Hep birlikte inşallah kazası belasız şelaleye kadar keçi yolundan, dar yollardan, kaymadan, düşmeden inşallah maceramızı, parkurumuzu bitiririz. Değerli izleyicilerimiz, maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Keçi yoluna girdik, dar yollara girdik, tehlikeli yollara girdik. Bu tehlikeli yerlerin bazılarını sizlere gücümüzün yettiğince, aklımıza gelirse kaydalmaya çalışacağız. Hadi devam edelim yolumuza. Değerli izleyicilerimiz, işte görüyorsunuz kayayı, ağaç tutmuş. Demek istediğimiz tehlikelerden bir tanesi de buydu. Bakın, yukarıdan kayalar böyle kocaman. Yani bir adama değse alır götürür Allah muhafaza. İşte böyle yolumuzda kayalar, ağaçlar. Hani diyoruz ya, ağaçlar erozyona yönler, kayma yönler. İşte canlı örneği burada. Topraklar sürekli kayıyor burada. Taşlar hep yolumuzu kapatıyor böyle. Keçi yolu. Yani dağın, doğanın böyle tehlikeleri var. Attığınız adımın hesabını yapacaksınız. Allah muhafaza. Tehlike had safhada böyle yerlerde. Şuraya, kayalık dağın olduğu yere, şelale oradan dökülüyor, oraya gideceğiz.
Değerli izleyicilerimiz, yine tehlikeli bir yerden geçeceğiz. Aman dikkat diyoruz. Çok tehlikeli bölgeleri geçtik. Bundan sonra tehlike fazla kalmadı ama yine her zaman için risk fazla, doğada risk fazla. Ve en çok kazalar da dönüş yolunda tam da bitti, ulaştık, geldik dediğimiz anda düşmeler, kazalar oluyor maalesef. Devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, şelalenin sesi geliyor. Şu anda şelaleye yaklaşık 100 metre kaldı. Tam da bitti dediğimiz anda, belki görüntülere yansıdı, ayağım da burkuldu. Dedim ya, tam da bitti dediğimiz anda kendimizi bırakıyoruz, o zaman kazalar başlıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, işte Değirmendiler Şelalesi'nin ana bölümüne geldik. Buradan kademeler halinde, şöyle de göstereyim bakın. Çok güzel, gizlenecek yer var orada da. Onun haricinde birkaç tane daha yer var, aşağı doğru iniyor. Onları sizlere görüntülemeye çalışalım inşallah, hadi buyurun. Var, bir dakika. Paranı verdin mi sen? Ha? Verdin mi parasını? Gel.
Değerli Rehber TV izleyicileri, maceramız devam ediyor. Kahramanmaraş ilimiz Andırın ilçesi Boynuyoğlu köyü Değirmendere şelalesindeyiz. Değirmenleri henüz kayda almadık ama şelalenin yanındayız. 25 metre mesafeden, yaklaşık 25 metre mesafeden süzülerek kademe kademe dökülen, akan bir güzel şelale burası. Üst kısmı çektik, şimdi alt kısmı kayda alıyoruz. Bir de bunun daha altları var. Oralarda vaktimiz el verirse inşallah gidip oralara da inebilirsek, tehlikeli biraz ama oralarda kayda almaya çalışacağız sizler için. Değerli izleyicilerimiz, kayda almakta bir hayli çekiniyorum. Buranın en tehlikeli yeri de burası işte. Kuyu gibi çok yüksek bir yer. Şimdi buranın derinliğini, mesafesini belirtmek için bir taş atayım buraya. İşte taşımız. Evet, bir hayli derin. Tam yetiştiremedim ama şöyle atayım. Evet. Kuyu gibi. Değerli izleyicilerimiz, Değirmendere Şelalesi'ni gezdik. Şimdi de şelaleye ismini veren değirmenlerdeyiz. İki tane değirmen var burada. Belki daha önce de vardı, yıkılmış, kırılmış ama. Şimdi iki tane kalmış, ikisi de deforme olmuş. Artık kullanılamaz hale gelmiş. Burayı biraz gezelim. Değirmen taşı hala duruyor. Buğdayın veya mısırın döküldüğü yer burası. O borudan gelen tazlikli suyla, suyu da yukarıdan almışlar tabi. Suyla bu değirmen taşı dönüyor. Altta çark var, çark dönüyor. Burada üstten de buğdaylar buraya, vetta üstten buradan boşaltılıyor. Yine bir değirmen de burada var. Yani bir çatı var burada ama altında iki tane değirmen var. İki tane de diğer yerde var. Görüyorsunuz asırlık kalasları, ağaçları. Yine hakeza bir tane değirmen de burada var. Burasını, şu silindiri görürseniz. Sanırım burada zeytin falan da çekiyorlarmış anladığım kadarıyla. Yine burada su buradan geliyor. Şurada da sanırım
paketlemiş buğdayları falan oraya koyuyorlardı. Bakın şurada çok güzel işçilikler var. Bu güzel taşları buraya düzmüşler. Asırlardır su buradan akıp gitmiş. Ama hala durmuş burada. Şimdi buraya biraz detaylı çekim yapalım. Sonra diğer değirmene gidelim inşallah. Değerli izleyicilerimiz, birinci değirmenin kaydı aldık. Şimdi ikinci değirmene gidelim. Bir ve ikinci değirmenin arasında yaklaşık 100 metre mesafe var. Şimdi oraya gidelim inşallah. Evet. İkinci değirmendeyiz. Asırlık çınar ağacını görüyorsunuz. Belki de 1000 yıllık vardır. Öyle görünüyor. Bayağı kökü kalınlaşmış. Şimdi bu değirmene de bakalım. Tabii tahrip olmuş, çalışmıyor artık. Yine burada silindir var. Farklı bitkileri çekmek için. Yine burada da değirmen hala duruyor. Buğday için yukarıdan suyu alıp taşlar görüyorsunuz halen sağlam duruyor. Hatta çarklarına bakalım. Çarklar acaba sağlam mı? Nereden görebiliriz diye bakıyorum. Evet. Çark duruyor ama sadece küçük parça görünüyor, yuvarlak. O da çökmüş, düşmüş, kırılmış. Üzerini yaprak, toprak kapatmış maalesef. Görüntü alınacak gibi değil. Yine ben sizler için kaydalmaya çalışacağım orayı. Tamam. Şimdi buradan aşağı ineceğim ama evet, şunu kaldırayım. Şöyle yapayım mı? Şuradan şöyle. Bakın yaprakları görüyorsunuz. Görünüyorum şimdi adeta. Kamerayı ben alayım. Şöyle. İşte çark. Değerli izleyicilerimiz, çark burada kalmış. Çarkın etrafı bakıyorum şöyle, evet, metal, ortası ahşaptan yapılmış bayağı işçilikli bir çark. Duvarları görüyorsunuz bayağı bir işçilik verilmiş, yapmış zamanında. Suyun tazdikin vurduğu izler de ve kireçleşmiş taşlar görüyorsunuz. Yine asırlık ağaçları, kalasları görüyorsunuz. Birkaç yüzyıl daha gidecek gibi duruyor bu yapı. Ama şimdi yerinde yerler bile esmiyor. Kurumuş örümceklere, bir takım hayvanlara yuva olmuş burası. Çıkıyoruz buradan da. Tabii zamanla tadilat falan yapılmış. Mesela şu betonları görüyorsunuz. Bunlar sonradan yapılmış şeyler. Çünkü çok eski bir bölge burası. Bölgenin tüm değirmen öğütme işlerini buradan yapıyorlarmış. Şuradan da suyun tazdiki oradan geliyor. Bakın orada bir boru. Burada havuzlanıp su yukarıdan, şu suyun geldiği taraf o taraf. Oradan su buraya gelip
bu havuzun içine doluyor görüyorsunuz. Buradan da borularla değirmene taşınıyor. Yine borular da yakın bir tarihte yapılmış. Genelde böyle şeyleri ağaçlarla yapıyorlar. Sağlam ağaçların içini oyup boru şeklinde, yarı boru şeklinde kanal yapıp arık şeklinde. Yer gördüğümüz değirmenlerde öyleydi. Bu biraz yenilenmiş, sonradan yenilenmiş betonla, bidonlarla yapılmış bir değirmen. Suyun geldiği tarafı da göstereyim sizlere. İşte su bu taraftan geliyor. Suyun çıkış noktası buraya yaklaşık 200 metre. Çok sarmaşık vardı, gittim bu oraya, daha önce gittim. Yani kaydolacak gibi değil. Yani çok noktadan çıkıyorsun. Ama sık çalılar var. Çıktığı bölgelere giremiyorsunuz. Bir noktadan çıksa kayda alacaktık ama çok noktadan çıktığı için en az 10 yerden çıkıyordu. Çoğala çoğala buraya gelmiş bu su. Değerli izleyicilerimiz, buradaki maceramız bu kadar. Şimdi ihtiyaçlarımız için, yemek yemek için, dinlenmek için aracın yanına çıkacağız. Araç buraya kadar inmezmiş. Bir arkadaş saldık oraya. Yol uygun değilmiş. Biz aracın çıktığı olduğu bölgeye, hakim bölgeye gideceğiz. Orada su yok ama burada su vardı. Ama oranın da manzarası güzel. Orada yemek ihtiyaçlarımızı vesaire ihtiyaçlarımızı giderip programımızı sonlandıracağız. Biraz da görüntü oradan alabilirsek alalım. Sonrasında vedalaşalım inşallah. Hadi buyurun. Babadan çocuk mu? Ne güzel. İzleyicilerimiz yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Yemeğimizi yedik, dinlendik, ihtiyaçlarımızı güzel giderdik. Bir güzel dinlendik, rahatladık. Karnımız doydu. Şimdi aramıza ilk kez katılan, daha doğrusu ilk kez etkinliğe katılan bir arkadaşımız var. Tanıyalım seni. Adım Bedri. Kahramanmaraşlıyım. Burada Antep'te 6 aydır öğretmenlik yapıyorum. Kahramanmaraşlısın, Gaziantep'te öğretmenlik yapıyorsun. Aynen. Gaziantep'ten bizlerle araca bindin, Kahramanmaraş'a memleketine geldin. Aynen. Değirmendere Şelalesi etkinliğini nasıl buldun, yürüyüşümüzü, parkurumuzu? Yürüyüş güzeldi. Geldik burada. Önce patikada güzel bir yürüyüş yaptık. Evet. Daha sonrasında şelale geldik. Güzel manzaralı fotoğraflar çektik. Biraz aksiyon yaşattık. Tehlike falan. Güzel keçi yollarından geçtik, yürüyüş yaptık. Aynen. Sonra da güzel bir şelaleyle sonlandırdık. Ve yemeğimizi yedik. Evet. Ve yemeğimizi yedik, güzelce ortam. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Evet. Tavsiye eder misin bu tür doğa yürüyüşlerini izleyicilerimize? Her doğayı seven, yürümeyi seven, böyle güzel manzaraları seven her insanın böyle bir şey yapmasını tavsiye ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Devam ediyoruz maceramıza. İzleyicilerimiz, yine bir arkadaşımızla birlikte. Bu arkadaşımız da ilk kez gezdi bizimle birlikte. Seni tanıyalım. Adım Hasan Tahsin. Beden eğitimi öğretmeniyim. Karate sporuyla ilgileniyorum. Karate antrenörüyüm. Ve biraz mesafeli duruyor sana. Yok, sadece savunma. Savunma maçı kullanıyorsun. Evet, Türkiye'nin tüm coğrafyalarını otostopla gezdim.
İlk defa bir grupla geziye çıktım. Bunun da tadına bakmak istedim. Gerçekten hepsinin yeri ayrı olduğu gibi grupla gezmenin de tadı farklıymış. Ekip halinde ve çok güzel yerler gezdik. Eğer dahil olmak isterseniz, doğa yürüyüşleri, kamp yürüyüşlerini seviyorsanız kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Şelalemiz nasıldı? Kademe kademe de güzeldi. Şelale gerçekten yani görülmesi gereken, tabii Türkiye'nin tüm coğrafyalarında çok gizli görülmesi gereken yerler olduğu gibi burası da Maraş'a bağlı değil mi? Evet, Kahramanmaraş'a. Maraş'a bağlı olan çok güzel, güzide bir yer. Teşekkür ettik Hasan arkadaşımıza. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, küçük kardeşimizle birlikteyiz. Seni tanıyalım. Benim adım Azra, soyadım Aslan. Azra Aslan. Azra. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Azra? 5. sınıfa gidiyorum, 9 yaşındayım. Azra 9 yaşındaymış, 5. sınıfa gidiyormuş. Böyle dağ, doğa yürüyüşlerine ilk kez mi kaldın? Evet. Nasıl buldun? Çok güzel. Tavsiye eder misin sen arkadaşlarına, akranlarına, yaşıtlarına? Doğa yürüyüşlerine gelsinler diyorsun yani. Evet. Beğendin. Peki zor oldu mu senin için? Biraz tehlikeli yerlerden geçtik ama. Çok zor olmadı. Sanki ağlıyor muydun değil? Hayır. Kim o ağlayan? Ben değilim. Oğlum, gözüne belki bir şey mi kaçtı acaba? Yok, ben sen ağlamıyordun değil mi? Evet, gerçekten de ağlamadı. Hatta babasından daha iyi gidiyordu yolda, keçi yolunda. Keçi gibi gidiyordu Azra. Teşekkür ettik sana da. Kıymetli Rehber TV izleyicileri, saygıdeğer Doğa ve İnsan programı takipçileri, bu hafta da bir maceramızın, etkinliğimizin sonuna geldik. Kazasız belasız ekip arkadaşlarımızla birlikte bir parkuru, bir macerayı daha sona erdirdik inşallah. Kahramanmaraş ilimiz Andırın ilçesine bağlı, Boylu-Yoğunlu köyüne bağlı Değirmendere Şelalesi'ni ve değirmenlerini gezdik. Aracöz yolundan, orman yolundan gittik. Keçi yolundan biraz aksiyon yaparaktan, macera yaşayaraktan kazasız belasız inşallah bu maceramızı, parkurumuzu tamamladık. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.